Değerli izleyenler, birlikteliğimiz devam ediyor. Sabah saatlerinde de ifade ettiğim gibi bugünkü stüdyo konuğumuz eski Büyükelçi, ayrıca Maliye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Eski Bakanı Sayın Tansel Fikri ile birlikteyiz. Kendisiyle beraber sohbetimize başlayacağız. Sizler bize sosyal medyadan, Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimizden ulaşarak sorularınızı, görüşlerinizi yöneltebilirsiniz. Sayın Fikri, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Tabii ki bugün gündeme oldukça yoğun başladık. Hafta sonu çok yoğun bir gündem vardı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin tüzük kurultayı ve orada genel başkanın verdiği mesajlar, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde yapılan seçimler, ciddi sürprizler yaşadık aslında. Biz ne kadar at gözlüğüyle baktığımızla da yüzleşiyoruz bir anlamda bu seçimde, belki de Elam'ın ve daha doğrusu güneye baktığımızda güneydeki sağ kesimin oylarının ne kadar çok yükseldiğini, solun ne kadar oy kaybettiğini görüyoruz ve bunu çözüme bir dinamit olarak değerlendirdik aslında bugünkü manşetimizde. Bunu da değerlendiririz ve Türkiye'de tabii ki AK Parti'nin tek adaylı seçimi vardı. Yine orada da Sayın Binali Yıldırım tek adaydı ve verdiği mesajlar var, ama bir başka gündem maddesi daha var ki gazeteler çok küçük yer verdiler. Özellikle İstanbul'da Dünya İnsani Zirve toplantısı yapılacak. Bu zirvede davet edilenler ve kimler tarafından davet edildi ve orada konuşulacak olan konular önemli. Birleşmiş Milletler nezdinde de yapılıyor. Bu da farklı bir statü katıyor aslında bu toplantıya. Bunu da değerlendirme fırsatı bulalım. Ama önce Güney diyelim isterseniz. Güney'de yapılan seçimleri genel anlamda nasıl değerlendiriyoruz? Elam'ın yanı sıra faşist, ırkçı partiler olarak nitelendirdiğimiz bir takım siyasi partilerinde yine şeyde olduğunu görüyoruz, parlamentoda olduğunu görüyoruz. Dayanışma hareketi bunlardan bir tanesiydi. Nasıl değerlendiriyoruz efendim? Elam'ın artış var oylarında. 300-500 kişi diyorlardı, 150 kişi bir grup diyorlardı Elam'a, ama gördük ki binlerce oy almış. Yani ciddi bir yükselişi var. Elam'ın savunduğu görüşleri, vizyonu, yaptığı saldırıların sadece Kıbrıslı Türklere karşı bile ele alınacak olsa ne kadar, nasıl bir siyasi eğilim var Güney'de? Bununla değerlendirmekle başlayalım. Evet, sağ olun. Bence çok önemli başlıklara gündem olarak ele aldınız. Ben Güney'deki seçimlerden görebildiğim en kaygı verici husus tabii. Bir Elam'ın iki milletvekiliyle Rum parlamentosunda meşru temsiliyeti, ki o parlamento temsiliyeti onlara ulusal konseyde de ve esas dış politikalarını karar mekanizmasında da yer vermiş olacak. Avrupa parlamentosunda da aynı temsiliyeti kazandıkları için yani çok endişe verici bir gelişme. Yani faşist bir parti gençlerimize fiziki ve silahlı saldırıyı, hatta eski Cumhurbaşkanımıza bile, Mehmet Ali Talat'a bile saldırmaktan çekinmeyen yani bir ufak bir gençler topluluğu değil. Yani Elam 13 bin oy aldı. O görünürde 13 bin oy. Ama bence görünmeyen, çok gizli, yani şeyin buzdağının altı biraz çok daha derindir. Onu neden söylüyorum? Bakıyorum ki seçilen en fazla oyu alan ve sözde en barışçı DC Partisi'nin başkanı Averof bile ilk beyanatında işgal adamızda işgale son verme hedefini öncelikle vurgulayarak geleceğe böyle bir perspektif getirdi. Rum Meclis Başkanı Omiro aynı ifadeyi kullandı. Bu seçimler bize adamızın, Kıbrıs'ın işgal altından kurtulma misyonunu gerilere atmasın. Yani ulusal milli misyonumuz bu işgale son vermektir. Şimdi ben bir bakıyorum, yani bu seçimlerin ortaya koyduğu sonuçlar açısından bir değerlendirme. Efendim işte federal bir çözüme karşı %40 bir irade, hayır
anlamında bir şey koydu, irade ortaya koyuyor. Yani yine de %60 federasyona bir şans var. Ve gerek Cumhurbaşkanımız, baktım dünkü beyanatında, can havliyle bu 7 aylık süreci yeni şekilde değerlendirip bir an önce çözüme koşaralım gitmemizin tarihi önemini vurguladı. Ben tabii bunları bir hayli yadırgıyorum, endişeyle de karşılıyorum. Yani bana göre %40 bir federal çözüm karşıtı bir cephe yoktur. Yani eğer Omuro'nun söylemini dikkate alırsanız, Averhof'un söylemini dikkate alırsanız, yani %70-80 çözümü şöyle görüyor, yani Türk ordusunun, Türk garantilerinin sonlandığı ve bizim yani bütün varlığımızı borçlu olduğumuz güvenliğimizin temel direklerinin ortadan kalktığı, yani Türkiye'nin etkin fiili garantisi, Türk askerinin buradaki caydırıcı gücü, Kıbrıs'ta son 45 yıldır barışı koruyan bu parametreleridir. Garanti ve ittifak anlaşmalarıdır. O anlaşmalar çerçevesinde uluslararası hukukun da gereği olarak Türk ordusunun burada varlığıdır. Barış harekatının uluslararası alanda da meşru bir harekat olarak kabullenme olgusudur. Yani Türkiye burada misafir değildir. Türkiye 1960 Anayasası ve Garanti ve İttifak Anlaşmaları çerçevesinde o zamanki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurucu ve asli bir unsurudur. Bu anlaşmalar devam ediyor, hukuken devam ediyor ve kesinlikle Türkiye burada Türk ordusunun varlığı meşrudur. Türkiye'nin garantörlük hakları ve müdahale hakları zaten tartışılmaz. Bunu ben üzüntüyle söylüyorum, yani konuları başka konuya atlamak için söylemiyorum ama yani Türkiye'nin garantörlük haklarını ve ittifak ve garanti anlaşmaları çerçevesindeki burada adada asker bulundurma hakları asla tartışma konusu olamaz. Yani bunu kimsenin gündeme getirmeye hakkı yoktur. Bunun bildiğim kadar Anavatan Türkiye hiçbir zaman gündeme getirmemiştir. Burada da Kıbrıs Türk'ü içerisinde böyle bir hayal içinde olanlar varsa büyük bir gaflet içindedir. Yani ben üzüldüm, yani Barış Burcu Bey Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü olarak böyle bir tartışmanın fitilini ateşledi. Garantiler tabu değildir dedi, tartışılabilir dedi ve sanki çeşmeyi açtı. Bu taraftan Rumlar alabildiğine Tsipras'tan tutun da Yunan Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı sürekli garantilerin yeni çözümde, federal bir çözümde yerleri yoktur ve yeni bir garanti sistemi, çok değişik bir garanti sistemi, efendim Avrupa Birliği'nin garantileri yeterlidir demeye başladılar. Gerekirse Güvenlik Konseyi'nin garantileri yeterlidir demeye başlıyorlar. Veyahut gerekirse NATO güvencelerine başvurulur demeye getiriyorlar. Ben bunları hep Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik varlığının dinamitleme olarak görüyorum. Yani bana göre Doğu Akdeniz'de özellikle Rumların Avrupa Birliği'ne tam üyeliğinden sonra siyasi ve askeri dengeler değişmiştir. Stratejik dengeler değişmiştir. Türkiye'nin karşısında bu sefer yani Kıbrıs'ta elini kolunu sallayarak her türlü askeri açıdan, nüfus açısından, demografik açısından elini kolunu sallayacak gelecek Yunanistan var. Ve gerektiğinde Avrupa Birliği'nin ittifakı içerisinde Türkiye'yi Antalya sahillerine hapsetme olgusu var. Yani Türkiye bu kadar hayati çıkarlarını ve denizlere tek açık olan cephesine ni kuşatma altına giderek, yani bir kuşatma sessizce gelir, bu tip kararlarla gelir. Yani Türkiye'nin garantörlüğünün kalkmasının canım ne sakınca var. Yani bugünkü dünyada işte Türkiye zaten NATO içindedir. Türkiye efendim
Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindedir. Yani bütün bunlar aslında Türkiye'nin elini kolunu bağlamaya, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik çıkarlarını sıfırlamaya yönelik girişimlerdir. Bence bunlar çok yani kaygı vericidir. Bir de yani şunu da söylemek istiyorum. Yani Rumlar, hiçbir Rum siyasi partisi yani bana ve benim gibi yani Kıbrıs davasına ömrünü vermiş çok değerli mesai arkadaşlarım var. Gerek parlamentoda olsun, gerekse eski görevli, eski parlamentolarda görev yapmış. Çok değerli kişiler, hiçbir Rum siyasi partinin gerçekten bir çözüm istediğini ne inanmış bir inancı yoktur. Yani çünkü bir yerde kalıcı bir barışa ve federal bir çözümün her iki toplumun da güvenliğini sağlayacak, her iki toplumun siyasal eşitliğini sağlayacak hiçbir işareti ben Rumlardan görmedim. Yani kimse kimseyi aldatmasın. Görüşmeci heyetimizin de bu kadar aldatmacaya karşı ses çıkarmamasını da yadırgıyorum açıkçası. Yani bir yandan yani Cumhurbaşkanımız efendim bir çözüm siyasal eşitlik temelinde olacak. Hiç kuşkunuz olmasın. Evet. Federal bir çözüm olacak. Kıbrıs Türk'ünün güvenliği sağlanacak. Garantilerin şu veya bu şekilde yani Türkiye'nin de içinde bulunacağı garantiler olacak. Bunlar çok yani beni bağışlayan çok hafif kelimelerdir bunlar. Türkiye'nin de içinde bulunacağı garantiler sadece yani bir adanın kuzeyini garanti etmekten hayır ama yani bunlar o da bana göre o da yeterli değil. Yani Türkiye'nin güvenliği topyekündür ve sadece Kuzey Kıbrıs'ın sahillerine münhasır bir güvenlik ya da Kakadice topraklarına münhasır bir güvenlik olamaz. Yani Türkiye'nin güvenliği eğer bir hasım kuvvet Güney Kıbrıs'ta konuşlanabiliyorsa, eğer bugün uçak savar gemileri bir yerde Akdeniz'e cirit atıyorsa Rusya, böyle bütün yani dünya kuvvetleri bir yerde Akdeniz'de de stratejik mevziye mevzilenmiş iken Rusya orada, Amerika orada, İngiltere orada, Fransa orada, Çin onlar da sıcak denizlere açılmak istiyor. Yani böyle bir konjonktürde sadece Rumların Avrupa Birliği'ne girişiyle değil bir yerde Suriye'deki olaylar ve Orta Doğu'daki büyük karmaşa içerisinde Türkiye'nin stratejik güvenliği de söz konusudur. Sadece Kıbrıs Türk'ünün değil yani. Ve öyle inanıyorum ki yani Türkiye'de Türkiye'yi yöneten Türkiye'nin çok köklü bir devlet geleneği var. Türkiye'nin stratejik güvenliğini bu şekilde yani böyle kumar masasında israf eder gibi israf edeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü sadece Kıbrıs Türk'ünün güvenliği değil, Türkiye'nin stratejik güvenliğidir. Akdeniz'de ki zenginliklerin ki hem bu zenginliklerde Kıbrıs Türk'ünün hakkı var, Türkiye'nin hakkı var. Yani bu tip zenginlikleri başkalarının onay ve icazetine Türkiye bırakamaz. Kıbrıs Türk'ü de bırakamaz. Yani bu gidişat o yöne doğru gidiyor ve bence yani Türkiye çok çok daha kararlı davranması lazım. Bizim liderlerimiz, siyasi partiler çok daha kararlı davranması lazım. Mesela bizde son koalisyon kurulduğunda yani CTP-UBP koalisyonu bozularak Demokrat Parti-UBP koalisyonu kurulduğunda güneyde çok ciddi bir ses gelmişti ve tepkiler gelmişti kendilerini ilgilendirmemesine rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iç meselesi ve hükümeti ve ona karşı ciddi bir tepki gelmişti hatırlanacağı üzere. Hı hı. Vatandaş yapacaklar, on binlerce şunu yapacaklar, bunu. Bunlar çözüme karşı olan bir parlamento oluştu. Cumhurbaşkanının elini güçlendirmez vs.
vesaire gibi de buradan da bir takım eleştiriler vardı. Şimdi kuzeyden nasıl bir ses çıkacak acaba diyorum. Güneyde bu tarz ırkçı siyasi partilerin hem sandalye sahibi hem temsiliyet sahibi olmalarına. Bakın Metin Bey şöyle demiş. Sayın Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 100 tane akılsızın yaptıklarına bakmayın siz dedi. Ancak öyle olmadığını gördük diyor. Almış oldukları binlerce oydan dolayı. Sayın Anastasiadis çok merak ediyorum. Şimdi Sayın Akıncı'ya mesela ne diyecek diyor. Efendim zaten ben Sayın Anastasiadis zerre kadar büyük ufuklu bir siyaset adamı olsa Kıbrıs Türk'ünün varlığını bütün uluslararası platformda sıfırlamaya, ezmeye bu kadar çalışmazdı. Barış dili adına her gün uluslararası toplantılara giden temsilcilerimiz istiskal altındadır. İsim vermeyeceğim ama en önemli Türkiye'de de yapılan toplantılarda Kıbrıs Türk'ünü ne zaman ki varlığını ve siyasal eşitlik çerçevesinde orada bulunma adına vücut gösterdiğinde anında Avrupa Birliği'nin, Fransa'nın şunu bunun kolektif bir şeyiyle Türk temsilcilerini oradaki toplantıdan dışlama başlıca hedefleri oluyor. Şimdi sen siyasal eşitlikte Sayın Akıncı'yla kol kola dönüşümlü başkanlıkla evet demeye hazırlanıyor. Şimdi Türkiye'de İnsani Zirve Konferansı oluyor. İlk kez Birleşmiş Milletler'in organizesi ve bizim Cumhurbaşkanımız o toplantıya katılamıyor, davetli değil. Bana göre bu Türk dış politikasında yeni bir kırılma noktasıdır. Olmaması gerekiyor. Bunun daha düzeltmeye vakit var diye düşünüyorum. Yani Sayın Akıncı bence çanta... Dün ayrıldı Sayın Harmancı mesela buradan İstanbul'a gitmek için. Bu Dünya İnsani Zirvesi'ne katılmak için. Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılmaması siyasi açıdan bir statü. Ben yani rahmetli Denktaş'ın tavrını bu ve duruşunu burada nasıl ki bir Alman Dışişleri Bakanlığı'na tavır aldın Sayın Akıncı. Rus Dışişleri Bakanlığı'na ben seninle güneyde görüşmem. Ben siyasal eşitlik senin benim makamıma teşrif etmeni gerektirir diye ilkeli bir duruş sergilemişse Sayın Akıncı aynı ilkeli duruş çerçevesinde davetli olsa ve olmasa gerekirse bir Kıbrıs Türk Cemiyeti'nin davetlisi olarak İstanbul'a gider. Orada bu durumu dünyaya kabul etmeyeceğini, etmediğini ve Anastasiadis'e eşit bir muameleyi tarzını bizim dışişleri zaten görevdeyse lütfen yani gerek Sayın Başbakan'a sesleniyorum, gerekse Sayın Tahsin Ertuğrul'una sesleniyorum. Lütfen böyle bir durumu kabul etmediğinizi, Birleşmiş Milletler nezdinde protesto edin. Zaten hep böyle susarak Çiğdem Hanım hep kaybediyoruz. Tavır koymayarak kaybediyoruz. Yani o toplantıya alınmasak bile Denktaş Bey'in bir lafı vardı. Gerekirse dizlerimin üzerinde sürünerek İstanbul'a gider. Gerekirse o konferans dışında koridorlarda dolaşırım. Ama Kıbrıs Türk'ünün eşit temsil hakkı var burada Anastasiadis olduğu gibi derim. Ve sonuna kadar kalırım. Hatta ben buradan bir çağrım var yani. Lütfen yani Sayın Eroğlu ve Sayın Talat, Sayın Talat'ı tebrik ediyorum. Ben bundan sonra aday olmayacağım dedi. Ama Sayın Talat'a ve Sayın Eroğlu'na düşen bir görev var. İki eski cumhurbaşkanı olarak. Artık Kıbrıs Türk'ü tam bir birliktelikle ulusal varlığımıza sahip çıkma zamanıdır. İkisi kendi masraflarıyla atılır İstanbul'a gider. Biz iki eski cumhurbaşkanı olarak şu anda görevdeki cumhurbaşkanımıza yapılanı tasvip etmiyoruzdur. Ve gerekirse onlar da en önemli lobi faaliyetlerini basında bunu dile getirirler. Ve burada kimseden icazet almaya, izin almaya gerekleri yoktur. Bunu yapmazsak sürekli kaybedeceğiz Çiğdem Hanım. Burada yani Türk dışişleri, yani gönülden bağlı olduğumuz dışişlerimiz tarihte bu ilk yani son oluyor. Hataları değil. Yani ilk hataları 4 Mart 1964'te bir kırılma noktası oldu.
Makarios yönetimindeki Rum idaresi tüm Kıbrıs'ın meşru hükümeti olarak nasıl olsa bu işi düzeltiriz diye Türkiye'yi iyimser. Türk ulusu her zaman yani çok iyi niyetli. Aradan 50 yıl geçti. Hala onlar hukuksuz bir şekilde tüm Kıbrıs'ın meşru hükümeti olarak devam ediyor. Zaten Kıbrıs sorununun temeli budur. Bu saçmalığa son vermediğimiz takdirde Kıbrıs sorunu çözülmeyecek. Çözülürse Rum egemenliği altında bir çözüm şekli olacak. Bakın bunu buradan açık söylüyorum. Yani hiçbir şekilde bugünkü süreç ancak çoğunluğa dayalı, Rum çoğunluğuna dayalı, Türkiye'nin garantilerini içermeyen, Türk ordusunun varlığını burada kesinlikle kabul etmeyen bir çözüm tarzıdır. Güneydeki bütün sözde göçmenlerin ve ata topraklarına dönmesi vardır. Karar verme mekanizmalarında çapraz oy vardır. Aldatmasınlar siyasal eşitlik altında. Bizim 60 anayasası altındaki veto hakkımız siyasal eşitlik odur. Yani Türk tarafının onayı olmadan Kıbrıs'ın onayı olamaz. Şimdi ben şeyi bekliyorum. Yani iki cumhurbaşkanımız hakikaten Derviş Bey ve de Sayın Talat. Yani birbirleriyle ivedi bir şekilde İstanbul'a gidip bir de şeyi protesto etsinler. Yani Anastasiadis'in yaptığı başka bir halt. Türkiye Avrupa Birliği ile bu geri dönüş anlaşmasını imzalıyor. Ve Avrupa Komisyon Başkanı 3 faslın açılması için direktif veriyor bütün sisteme, Avrupa sistemine. Ve Anastasiadis çıkıyor. Türkiye Gümrük Birliği çerçevesinde, Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde beni, yani Rum hükümetini, tüm Kıbrıs'ın meşru hükümeti olarak tanımadığı takdirde, limanlarını aşmadığı takdirde, havaalanlarını aşmadığı takdirde ben bu 3 faslın açılmasına onay vermiyorum. Daha bu dün oldu. Şimdi azizim bunu yapan bir Anastasiadis'e karşı kimse ses çıkarmayacak mı? Yani gitsin, bana göre yani Akıncı da gitmesi lazım. Eğer Kıbrıs Türk'ünün hür iradesi bu yönde tecelli etmiyorsa, yani Türkiye'nin Rumları tek ve yegane hükümet olarak kabulünde biz varsak, yani Kıbrıs Türk'ü biz Rum esareti altında yaşamayı kabul ediyorsak dersek, o zaman meşru olur. O zaman Türkiye'de mecburen uluslararası hukuk gereği, mecbur da değil aslında, uluslararası hukuk şunu emreder: Türk, Kıbrıs Türk halkı gaflet içinde olsa bile, tarihi bir gaflet içerisinde olsa bile, özgürlüğünü satmak istese bile, esaret altında, Rum egemenliği altında yaşamak istese bile ve KKTC Meclisi böyle bir karar alsa bile Türkiye'nin burada olma hakkı var. Herkes bunu aklına koysun. Türkiye'nin ittifak ve garanti anlaşmaları altında kendi sınırlarını, kendi karasularını koruma hakkı vardır. Zaten Lozan Anlaşması'nın temeli bundadır. Bir Türk-Yunan dengesidir. Yani kimse kendini avutmasın. Biz Rumların egemenliğinde de mutlu yaşarız. Mutlu yaşayamazsın. Toplu mezarlar sana hatırlatması lazım nasıl yaşayacaksın. Elam'ın yaptıkları bugün sana hatırlatması lazım. Ama ben bunu anlamıyorum. Yani bu kadar mı şey olduk? Yani siyasal tutukluk içine girdi. Hem bu KKTC'deki yöneticilerimiz hem de bir ölçüde bir boşluk oldu şimdi. Hükümetler değişiyor. Yeni bir hükümet geliyor Türkiye'de. Bu boşluktan yararlanarak Anastasiadis elini kolunu sallayarak garantör bir ülkenin uluslararası bir toplantısında boy gösteriyor. Bu kesinlikle kabul edilebilecek bir husus değildir. Ve Sayın Akıncı'ya da bir görev düşüyor. Sen Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci içerisindeki fasıllara veto koyamazsın. Ancak ben de veto koymaya hazırım dersem senin o veton meşru olur. Ve kesinlikle Kıbrıs Türkiye adına bu vetonun kabul etmediğimizi, meşru olmadığını Avrupa Birliği nezdinde dışişlerimiz protesto etmesi lazım. Yani artık her türlü protestoyu bıraktık, her türlü tavır koymayı bıraktık. Tıpış tıpış Rum egemenliğine doğru koşar adım gidiyoruz. Yani bunu anlamak mümkün değil Çiğdem Hanım. Ben yadırgıyorum yani.
Evet. Yani ben dilerim. Teslimiyetçi bir yapı içerisine mi girdik acaba? Böyle mi görüyorsunuz? Evet, çok edilgen bir yapı. Çok yani herkes gelecek torunlarının, evlatlarının geleceğini düşünmüyor herhalde. Yani ben Rum egemenliği altında yaşamak istemiyorum. Yani eğer böyle bir plan varsa söylesinler. Ondan göre bizler de ailece kendimize göre bir yön çizeriz. Yani böyle bir şey olamaz yani. Hayır, burada yani Türkiye'nin kararlı tavrı çok önemlidir. Ha, bakın yani 1995'te Türkiye Gümrük Birliği için yeni bir kırılma noktası yarattı. Tansu Çiller Başbakanlığındaki Türk hükümeti Gümrük Birliği adına Rumların müracaatına sessiz kaldı. Oysa Rumların müracaatına veto koyma hakkı vardı Türkiye'nin. Akabinde rahmetli Ecevit de bir mektupla tatmin oldu. Avrupa Komisyon Başkanı Kıbrıs Türk'ünün hakkını bu etkilemeyecek, Türkiye'nin sürecini etkilemeyecek diye bir teminat mektubu verdi. Ama onlar birinci hukuk değil yani. Dolayısıyla Rumların bu yani hukuksuz başvurusu maalesef kabul edildi. Avrupa Birliği uluslararası hukuku çiğnedi. Sözde uluslararası adaletin, hukukun beşiği olan Avrupa Kıbrıs Türk'üne yarım asırdan beri hukuksuzluk içerisinde. Şimdi bu hukuksuzluğun acısını, ızdırabını 50 yıllık devletsiz kalmanın, himayesiz kalmanın, ambargoların, siyasal kuşatmanın, ekonomik kuşatmanın bir yerde şikayetini yani ve yani bitmeyen bir şikayetinden vazgeçmişse Kıbrıs Türk'ü, bunlar zaten üzerimizden paspas edip geçmeye devam edecekler. Yani ben yani kendime bir pay ayırmak için söylemiyorum ama bir örnek olsun diye söylüyorum. 2001 yılında AK Parti hükümeti başa geldiğinde o zaman başbakan olarak Sayın Abdullah Gül atanmıştı. Ve Londra'da yaşayan bir takım arkadaşlar Sayın Tansel dedi. Sayın Abdullah Gül yeni başbakan, görüşlerimizi aktarmak üzere Ankara'ya gidip yani bir briefing verebilir misin? Yani Dışişleri Bakanımız Abdullah Gül Dışişleri Bakanlığı yaptı. Herhalde benden briefing ihtiyacı yoktu ama en azından Kıbrıs Türk'ünün, Londra Türk'ünün hassasiyetini dile getirmeye inanın, kendi masraflarımla, kendi cebimden biletimi aldım. Ankara'ya gittim, AK Parti merkezinde. Elimde bilgilerle, dosyalarla siyasi görüşümüzü, yani kararlı durmamızın önemini ve bir yerde yapılan hatalara da işaret ederek yazılı ve sözlü briefing verdim. Şimdi bir yerde şimdi onu bekliyorum ben. Yani gerek Sayın Nevşehiroğlu gerekse Sayın Talat aynı kararlılıkla İstanbul'a gitsinler ve Türk kamuoyunu harekete geçirsinler. Türk basınını harekete geçirsinler. Yani bu haksızlıklar zinciri böyle devam edemez Aydan Hanım. Çiğdem Hanım. Yani kusura bakmayın böyle bir heyecanımda yenemiyorum ama bir yerde yani özgürlüğümüz, ulusal kimliğimiz, siyasal eşitliğimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak var olmamız tehdit altında. Herkes bu tehlikeler karşısında fevkalade rahat. Yani bunu anlamış değilim. Yani toprağa döktüler. Hayır yani bir yerde kalkıp bizim halkı da aldatıyorlar. Yani merak etmeyin, iki kesimlilik var. Hayır, iki kesimlilik yok. Sen eğer Avrupa'nın dört özgürlüğünü kabul etmek mecburiyetindeysen seni yani iki kesimliliğin coğrafi güvencesi ortadan kalkar ve 13 bin el amcının sen burada esiri olursun artık. Yani bir de efendim siyasal eşitlik, çapraz oyla karar mekanizmalarında Rum parlamenterlerin, Rum siyasilerin yeniden egemenliğini davet etmiş oluyorsun arka kapıdan. Orada siyasal eşitlik ortadan kalkmış oluyor. Nüfusta da 1/4 oranı kabul edildi mesela. Ay yani o da çok yani bakıyorum yani bazı siyasi partilerimiz yani ne olacak yani işte bu kadar yani nüfus aktarması olmaması gerekiyor. Burada nüfus aktarması yok Çiğdem Hanım. Burada bir yerde ekonomik ambargo ve özellikle ben yani 2004'ten sonra bütün ekonomik ambargolar
ve bütün ekonomik ve siyasal kuşatmalar ve bizim devlet olarak tanınmamamızı hukuksuz olarak tanımlıyorum. Yani bizde ciddi bir irade olsa 2004'ten sonra bütün Avrupa Birliği'nden çatır çatır bütün ambargoların tazminatını alma hakkımız var. Ve 2004'ten sonra hele hele Birleşmiş Milletler'in Annan planının mühürünü taşıyan bir barış belgesini bu kadar tavizden sonra, bütün kırmızı çizgilerimizden tavizler vererek o planı kabul ettik. Ve Rumlar reddettikten sonra Kıbrıs Türkü'nün uluslararası statüsü Rumlara eşit olması lazımdı. Ve bu muameleyi göstermeyenler nezdinde de bizler de, yani Türkiye ile birlikte, tabii bunu kendi bünyemizde yapacak halimiz yok ama Türkiye ile birlikte davacı olmamız gerekiyordu. Ve bana göre yani böyle bir kararlılık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güney ile siyasal eşitlenmesine götürürdü. Yani bugün Sayın Akıncı aynı şekilde o konferans salonunda olabiliyorsa, onu sağlarsak, KKTC'nin de giderek güneydeki idareye uluslar arasında eşit bir muamele süreci başlarsa, o zaman Sayın Akıncı'nın hayal ettiği bu Akdeniz'in zenginliklerini, adanın zenginliklerini iki toplum adil paylaşır, karıcı bir barışın temelleri ancak o zaman şey. Bugün Rumlar kesinlikle yani bütün şeyleri, yani bütün siyasi partilerin ortaya koyduğu çözüm tarzı, az önce söyledim, bütün yani Rum göçmenlerin geri dönmesi, Türk ordusunun çıkması, garantilerin ortadan kalkması ve tamamen Rum çoğunluğuna ve Rumların insaf ve icazetine dayalı, bizlerin de azınlık olduğu bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nde yaşam tarzıdır. Eğer böyle bir yaşam tarzını Kıbrıs Türkiye'nin evet diyeceğini ben sanmıyorum. Yani ümitlendiğim bir nokta, CTP'nin de dünkü tüzük kurultayında yani bir Sayın Talat Şık bir davranış yapmıştır. Yani İlhaniye'ye böyle siyasiler görevin devri teslim zamanı geldiğinde yani böyle bir sonsuz siyasal ihtiras içinde olmadığını, yeni gençlere de fırsat verilmenin ne kadar erdemli bir davranış olduğunu göstermesi açısından Sayın Talat'ı kutlarım. Ama bir baktım yani bir iki özgür gibi yani diğer yeni bir nesil yetişiyor, onu da gözlemliyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni vatan yapma hazır partiler olmazsa burasını korumamız mümkün olmaz. Yani ve bir iki özgürde onu gördüm. Yani o da gerek Türkiye'den gelen sunun bir yerde bu kadar gereksiz tartışmalara gark edilmesini tasvip etmiyor. Ve Türkiye ile birliktelik ve Türkiye ile birlikte bir gelecek, Kıbrıs Türkü'nün sonsuz mutluluğu ve refahı ile endeksli bir gelecek olduğunu görmesi lazım herkesin artık. Ama zaten CTP'de sadece böyle bu tarzda beyanat veren sanırım sadece bir iki özgür var. Ben daha başka birine rastlayamadım yani bu kadar net. Ben tahmin ediyorum ki ta derinden bir muhasebe yaparlarsa, yani ben bugün görüşmecimiz Özdil Nami, bugün de doğum günüymüş, doğum gününü de kutluyoruz bu arada, ama yani zeki bir arkadaştır. Yani bir yerde benim söylediğimi çok temenni ediyorum. Yani çıkıp tansel, yani hakikaten çok gereksiz yere endişeyle kapılıyorsun. Yani Sayın Özdil Nami görmüyor mu? Rum egemenliğine giden bir gidiş var, koşar adım. Sayın Özdil Nami görmüyor mu ki 4 özgürlük demek? Gerekli delegasyonları zaten Rumlar kabul etmeyecek. Birinci hukuku kabul etmeyecek. Dolayısıyla coğrafi güvencelerimiz olmayacağını görmüyor mu? Pek çok Rum göçmenin buradaki vatandaşlarımızı taciz edeceğini görmüyor mu? Ya. Ben birinci hukuk altında, ilk mülkiyet benim hakkımdır. Çatır çatır Rum kilisesinin de fonları ile hukuk masraflarını da, onlar hemen zaten bu işleri çok organize gidiyorlar.
Bir ara Londra'daydım, duydum 2 milyar dolarlık ya yani sterlinlik Rum Ortodoks Kilisesi bir fon ayırmış. Bu Türkiye'yi ve mülkleri açısından Loizdur davasını açanlar, pek çok kişiyle aresti falan çeşitli davalar ikame edildi Türkiye aleyhine. Onlar bir merkezi fondan çıktı. Rumlar her zaman ulusal birlik içinde hareket etmeyi bildiler. Kilise de buna amirdir zaten. Finansör oldu, evet. Ve hiç şüpheniz olmasın, böyle bir finans mekanizması pek çok Kıbrıslı Rum'u evlerine talip olmasını söyleyecekler. Ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ta hiçbir huzur ve güven kalmayacak. Yani şimdi bunu böyle büyük bir cesaretle ya artık barışa susadık. Lütfen böyle şöven konuşmayın. Böyle yani bunlar bugün baktım yani bazı baş yazılar da ona ilişkin. Bir yerde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın tavrını efendim aşırı buluyorlar, şöven buluyorlar. Yani burada insanca özgür yaşama hakkımızın elden gitmemesi için bir tavır koyuyorsun. Şöven oluyorsun yani böyle bir şey. Yani bugün ben gitsinler İngiltere'ye, manşetler var biliyor musunuz? 11 milyon Türk gelecek diye. Herkes kendi ulusal şeyini, topraklarını, demografik yapısını korumaya çalışıyor. İngiltere sapına kadar milliyetçi, Fransa öyle, bütün Avrupa ülkeleri öyle. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk kalmasını istiyorum. Esaret altında yaşamak istemiyorum. Böyle bir tehlikenin şeyini, ayak seslerine de izin vermek istemiyorum dediğimizde biz de şöven oluyormuşuz. Yani ben böyle bir tutumu, böyle bir sendika başkanlığına hayret ediyorum. Yani var böyle başkanlarımız. Hiç soru sualsiz barış, kardeşlik, özgürlük diyorlar. Ne olacak? Yani işte sosyalizm ve insanların kardeşliği her türlü şöven ve ırkçı şeyin üzerinde egemen olması lazım. Keşke öyle olsa. Keşke her türlü millet kendi ırklarının ötesinde bir dünya insanlığı içerisinde birleşseler. O ütopik yani o ideal bir cennetten bir dünya olur ama maalesef dünya öyle değil ve bizler de bu güvenliğimizi kolay bulmadık. Yani ben çok saygı duyduğum eski Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ'un kitabını okuyordum da yani baktım çok şeyle çok yerinde bir tarzda bütün Kıbrıs Barış Harekatı şehitleri diye bütün liste, bütün şehit olan askerlerimizin 498. Şimdi sadece bu şehitler değil, Kıbrıs Türk'ünün temetediği bütün şehitlerini, mücahitlerin bütün şehitlerini, günahsız insanlarımız toplu mezarlarda, bütün onların yani 6 aylık bebeklerin bütün isimleri böyle anıtlara kazılması lazım. Yani bu topraklar nasıl kazanıldı? Bu cumhuriyet, bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temelinde ne var? Bir de 1571 şehitleri de buna ilave edilsin, tamam mı? Yani ve bütün bu şehitler bir anıt olarak sadece Büyük Atatürk'ün büstüyle birlikte değil, böyle bir anıt da bütün okullarda olsun. Bari bütün o çocuklarımız ve bütün öğretmenler bu topraklar nasıl kazanıldı? En azından her gün, her hafta and içerken kendi vatanları üzerine de and içsinler. Çünkü bunu yapmadığımız takdirde sonumuz esarettir. Sonumuz çeşitli topraklarda böyle bireyler olarak yaşamaktır. Ve çok şükür ki Cumhuriyet bugün vardır. Türk ordusu vardır. Parlamentomuz, kurumlarımız vardır. Yakında bunlar da tehdit altına girebilir. Çünkü bugün bu kırılma İstanbul'da neyi getirir biliyor musunuz? Eğer Anastas Endi toplantıya girdiği takdirde Rum egemenliğinin zimnen Türkiye tarafından da kabulü anlamına gelir. Bu bir yeşil ışıktır. Yani Rumların Rum çoğunluğu altında bir devlet yapısına Türkiye'nin itirazı yoktur demektir.
Yarın o bir gün biliyor musunuz? Limanlarınızı aç diyecekler Türkiye. Ama Ercan hukuksuzdur. Ercan merkezi hükümete bağlansın. Rum tarafının Ulaştırma Bakanlığı görevlileri Ercan'a gelsin. Tek bir hava sahası, tek bir kontrol sahası olsun. Tek bir yani ve giderek İngilizler buna şey diyor. Çok diplomatik kelimeleri böyle icat etmede en mahir ülkelerden bir tanesidir. Böyle creeping process of recognition derler. Yani böyle emekleyerek Rum hükümetinin Türkler tarafından kabullenmesi demektir bu. Emekleyerek Türk... Asimilasyon. Evet. Evet. Ve yani o yöne doğru giden bir gidiş var. Ben buradan yani Sayın yeni Türkiye'de yeni başbakan atanıyor Sayın Ali Yıldırım, Sayın Cumhurbaşkanımız. Eminim bir siyasal boşluktan kaynaklanan bir kırılmadır bu Türkiye'de. Ve süratle bu hatayı düzeltirler diye ümit ediyorum. Bakın bu yani Türkiye'de biliyorsunuz bizler her zaman partiler üstü bir politika izliyoruz. Bütün partiler bizler için eşit ölçüde değerlidir ve biz CHP ile AK Parti arasında, diğer partiler arasında hiçbir fark gözetmiyoruz. Ama şunu söyleyeyim, yani AK Parti yeni iktidara geldiğinde 2004 yılında Annan planı Rumlar tarafından reddedildiği noktada orada da bir kırılma yaşandı. Orada ambargolar kesinlikle kalkabilirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasının yolu açılabilirdi. Türkiye ısrar ve inatla ve kararlılıkla KKDJ'yi uluslararası tanıtma kararı aldım, Büyük Millet Meclisi'nde bu kararı aldım diyebilseydi, hiç şüpheniz olmasın, şimdi KKDJ tanınmış olurdu. Türkiye neden yapmamış olabilir? Türkiye Avrupa Birliği süreci içerisinde ilerlemeyi tercih etti. 70 milyonun ekonomik menfaatleri, Türkiye'nin büyük holdinglerinin, borsaların istikrarı, o zamanlar çok ciddi bir enflasyon vardı, enflasyonun toparlanması, Türk ekonomisinin toparlanması, gümrük birliği süreci içerisinde Avrupa ile dans çok önemliydi. Bence Sayın Erdoğan da biliyordu. Avrupa hiçbir zaman Türkiye'yi kabul etmeye hazır değil. Eminim yani büyük vizyonu çok geniş bir lider. Yani Avrupa'nın böyle bir tarza girebileceğini düşüneceğini sanmıyorum. Evet. Yani yıllarca Avrupa'da yaşadım. Hiçbir zaman böyle bir niyet hiçbir Avrupa ülkesinde yok. Dolayısıyla yani Türkiye Avrupa'nın tam üyesi olma murat ediyorsa bu bir hayalden ibarettir. Türkiye özel ilişkiler tesis edebilir yani. Çok özel ilişkiler. Onu görüyorlar yani Türkiye için özel. Nasıl işte bazı ülkelerde o ilişki içerisinde. Yani. Ve yani bir yerde Kıbrıs açısından bu fırsat yitirildi. Yani Türkiye bu fırsatı değerlendirebilirdi. 95'te Rumların Avrupa'ya girmesine set çekebilirdi. Yine Gümrük Birliği adına Sayın Çiller bu fırsatı yitirdi. Ama bu durumda yani Kıbrıs Türk'ü uluslararası alandaki devlet hakları, uluslararası kimlikleri, bu ambargolar, bu insanlık ayıbı kuşatma devam ediyor. Bu hakikaten bir insanlık ayıbıdır. Bu Avrupa Birliği'nin bir ayıbıdır. Bu Rumların bir rezaletidir. Rumlar çatır çatır bunun tazminatını ödemesi lazım. Zaten ben dilerim üniversitelerimiz, yani hele hele bu siyasal ve ekonomik bilimlerin bütün doktora tezlerini bu yönde versinler. Hatta büyük şirketlerimiz, Turkcell olsun, Vodafone olsun, büyük patronlar bu üniversitelere de fon versin. Bütün büyük yani milyonlarına milyon katan Kıbrıslı Türk iş adamları var, Türk iş adamları var. Büyük bir fonla Kıbrıs Türk'ünün bu tazminatlarını ciddi bir hukuk belgesine dönüştürsünler. Dava manzumelerine dönüştürsünler. Burada ekonomistler ekonometrik modellerle bu yitirilen yıllarımızın, insani kayıplarımızın, ekonomik kayıplarımızın, ziyan olan mutluluğumuzun bunların ekonomide
parasal karşıtları var. Bir insanı haksız yere tutuklarsan, haksız yere hapsedersen, Amerika'da 10-20 milyon dolara mali olan bir tazminatı öder mahkemeler. Burada Kıbrıs Türk'ünün hiçbir suçu olmadan 50 yıl esaret altındadır, 50 yıl kuşatma altındadır, 50 yıl açık hava hapishanesinde yaşamaktadır. Şimdi hangi suçu işledi Kıbrıs Türk'ü? Böyle bir uluslararası muameleleri var görülüyor. Bütün barış görüşmelerini kabul eden Kıbrıs Türk'ü oldu. Evet. Rum Dışişleri Bakanı Rolandis bile kabul ediyor. Peş peşe diyor 8 çok akılcı, çok adil çözüm planını reddeden bizler olduk. Peki yani barışı reddeden ve Kıbrıs'ta savaşı başlatan onlar, Helenizm hayaliyle hala da Enosis kararları devam ediyor. 58'lerden beri. Kotsias zaten daha bugün şey yaptı. Yani kalkıp Enosis hayaliyle sen Kıbrıs'ı kana bulayacaksın, meşru hükümeti yıkacaksın, silahlı saldırılarla Kıbrıs Türk'ünü açık hava hapishanelerinde kuşatma altına alacaksın, yüzlerce binlerce kişiyi şehit edeceksin, masum insanların kanına gireceksin, 4 nesil insanımızın şehitleri ve kayıpları var. 103 köyden yakıp yıkacaksın ve bütün bu suç şeylerinin bir bedeli olmayacak, bir cezası olmayacak. Uluslararası hukuksal yapımızın pervasıca işgali altında olacaksın yarım asır. Bunun hiçbir maliyeti olmayacak. Ve kalkıp senin o hukuksuz statünü, o kanunsuz Avrupa Birliği'ni Kıbrıs Türk'ünü ezmeye devam etme yönünde de kullanma cüretine soyunacaksın. Türkiye'ye posta koyacaksın, fasıllarını açamazsın. Ya senin kendi durumun zaten gayrimeşru. Zaten milletçe kararlı bir tarzımız olsa hayalini bile göremezdi Kıbrıs Türk'ü, Kıbrıs Rumları Avrupa'nın. Ama yani böyle bir silkiniş olmuyor. Ne zaman olur, dilerim olur. Bugün yani siz de Enosis'ten bahsettiniz. Yani eğer Sayın Akıncı ve yani Sayın Görüşmecimize de sesleniyorum. Bir kere ben olsam Türkiye'nin fasıllarına vetoyu kayıtsız şartsız kaldırmadığı takdirde görüşmelere katılmam. Nasıl ki sen Barbaros Hayrettin'i koşu olarak koydun. Türkiye geri çekmedi görüşmelere. 27'sinde toplantısı var. Sayın Anastasiadis dostum, yani dostluk başka şey ama Kıbrıs Türk'ü adına ve Türk milleti adına da görev yapıyorum ve bu toplantıya gelmiyorum. Bu veto şeylerini kaldır bakayım. Kaldırmadığın takdirde görüşmeler devam edemez diyebilmesi lazım. Yani böyle bir kararlılık göstermediğimiz takdirde, böyle bir ulusal aczi sergilemeye devam ettiğimiz takdirde hiçbir zaman kazanamayız. Ne Türkiye kazanır ne bizler kazanırız. Evet. Ve yani diğer bir şartı da okullarından, bütün kitaplarından Enosis kararını, parlamentodan Enosis kararını kaldır. Bu çok aynı yapmaya çok teşne Rum Ortodoks Kilisesi var. Bütün kiliselere dönüp de ayinler yapıyor. Ortodoks Kilisesi de karar alsın. Enosis bizim milli bir hedefimiz olarak, dini bir hedefimiz olarak ortadan kalkmıştı desin. Eğer dini kardeşlik istiyorsa bunu der. Yani bakın, pek çoğu bilmiyor ama ben yani eşim Heybeliadalı. Baktım yani Heybeliada'da biliyor musunuz? Makarios Tepesi var. Yani Patrik bir yerde, Bartolomeu. Evet. Orada Ortodoks şeyi var, merkez var. Bir yerde herhalde Ortodoks dinine saygıdan şey, çünkü orada ruhban okulu var biliyorsunuz. Hı hı. Pek çok papazlar ve tahmin ediyorum Makarios da o okuldan geçti. Şimdi Heybeliada'da Türkiye Makarios Tepesi diye bir tepeyi tolere ediyor, rahatsız olmuyor. Peki yani sen Rum kilisesi olarak şeyde, pazarları, ayinleri, ne gerek Yunanistan'da, Kıbrıs adası bağımsız bir ada olarak ilelebet yaşayacaktır.
Helenizm'in böyle bir ideali Kıbrıs adası üzerinde yoktur diyebilir mi? Desin, o zaman Kıbrıs'ta ilelebet barış olur. Evet. Ama yani bunları demekten çok uzak, çok ırkçı bir Yunan ve Rum cephesiyle karşı karşıyayız ve inşallah yani milletçe aklımızı devşiririz. Ben yani tahmin ediyorum böyle Türk ulusu olarak belirli dönemlerde böyle bir şeye girilebiliyor ama er geç bu dış politika hatalarını bence fazlasıyla izale edecek duruşu sergileriz diye ümit ediyorum. Burada da yani hem Sayın Binali Yıldırım'a tabii bir şahıs olarak, eski bir bakan olarak ve eski bir büyükelçi olarak yani en iyi dileklerimi sunarken, yani Türkiye'de tabii mutlaka terör en önemli olaydır. Orta Doğu'nun çok karışık gündemi Türkiye'nin başlıca gündemidir. Onu takdir ediyorum ama Kıbrıs da son derece önemlidir. Kıbrıs'ta özellikle 2004'ten sonra kaybettiğimiz zemini kazanmaz sürecine lütfen düğmeyi bassın ve Kıbrıs Türk'ünün hayati haklarını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin eşitliğini sonsuza kadar koruma kararlılığını, çünkü parlamento çoğunluğu da var şimdi, eminim CHP destek verir, yepyeni bir Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamento kararı olarak da Türk dış politikası ortaya çıksın. Yani bu eskiden böyle kararlar vardı. Ama yeni bir dış politika kararını Türkiye üretsin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Güney Kıbrıs'taki Rum devleti eşitliği sağlanması milli dış politikanın esas hedefidir. Tanıtma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtma, eğer bu görüşmelerde adil davranılmazsa, yani siyasal eşitlik tam anlamıyla siyasal eşitlik olmazsa, delegasyonlar kabul edilmezse, iki kesimlilik delik deşiklik olmazsa, Türkiye'nin garantörlük hakları böyle gereksiz yere sorgulanmazsa, niye sorgulamıyorsun sen Yunanistan olarak elini kolunu sallayıp özellikle 2004'ten sonra giriyorsun, nüfusunla giriyorsun, askeriyle giriyorsun, topun tüfeğinle giriyorsun. Bütün Avrupa Birliği ülkeler girebiliyor güneye. Ve Türkiye, burası Türk toprağı, burada Türkiye'nin himayesi altında bir devlet, garantörlük hakları var. Ve Türkiye senden burada bulunma yönünden icazete başvuracak, senin onayına başvuracak. Yani böyle bir şeyin olmadığını, çünkü Rumları hayalden kurtarmamız lazım. Bakın bir önceki Birleşmiş Milletler temsilcisi Downer söylemiş. Ve çok yani güvenilir bir dostumdan öğrendim. Downer bile yani yıllarca buradaki iki toplum arasındaki çözümü sağlamak çalışan birisi. Görüşmeci arkadaşlarımız sormuş, gidiyorsun artık, veda ediyorsun Kıbrıs'a da. Yani bize bir tavsiyen var mı? Yani ne tavsiyeniz var? Bir barış ümidi görüyor musunuz? Yani onurlu, her iki tarafın güvenliğini tam anlamıyla sağlayan, coğrafik güvenliğimizi tehdit etmeyen, adam gibi adam ve bir yerde geleceğe birlikte imza atacağımız, sadece bir imzanın ile değil, Kıbrıs Türk'ünün iradesi olmadan, Kıbrıs'ın iradesinin tecelli etmediği bir çözüm için böyle bir ümit görüyor musunuz? Downer'in şeyi, size son ayrılıyorum ama, Rumlar böyle bir lisandan anlamaz demiş. Rumlara karşı siyasal bir manevralınız yoksa, politikal bir leverage'iniz yoksa, yani Rumların bu kadar haksız ve hukuksuz davranış biçimlerine bir maliyet üretemezseniz, Rumlar hiçbir zaman yola gelemeyecek. Ve Rumları bu hayal aleminden kurtarmanın bir tek yolu vardır. Tıpkı Barış Harekatı'nda olduğu gibi. Maliyet üreteceksiniz. Bugün benim eşitliğimi ilelebet engellemeye kararlısın. Ambargoları ilelebet sürdürmeye kararlısın değil mi? Maraş'ı açıyorum kardeşim. Orada Abdullah Paşa Vakfı, Derviş Paşa Vakfı, diğer Türk vakıflar öncelikle toprağına sahip çıkmasına izin veriyorum.
Bu dilden anlıyor ancak Rumlar, biliyor musun? Yani hiçbir şekilde bu adanın geleceğini bizlerle eşit bir şekilde paylaşmaya hazır değiller. Onun için bana göre Türkiye yani siyasetini topyekun değiştirmesi lazım. Evet, Kıbrıs Türkü'nü. Ve yani en son temellim yani kalkıp Sayın Eroğlu'ya ve bir yerde de Sayın Talat'a da görev biçtik, kusura bakmasınlar. Ama aslında çok önemli bir görevdir. Onlar böyle bir birliktelik sergileyebildikleri takdirde bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde partiler arası bir ulusal konsey oluşur. Bütün ulusal menfaatlerimizi, Kıbrıs Türk'ünün varlığını, güvenliğini, geleceğini el birliğiyle koruma şeyine, moduna girmiş oluruz. Bütün temennim bu. Çünkü bunu yapamadığımız takdirde kaybetmeye mukadderiz. Yani bu kadar bu kadar basit diye görüyorum yani. Evet, çok teşekkür ediyorum. Değerli fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Süremizin sonuna geldik, hatta biraz aşmış bulunuyoruz. Belki bir başka programda daha da detaylı farklı konulara da gireriz diye düşünüyorum. Sağ olun. Görüşmek temennisiyle diyelim. Değerli izleyenler, bugün için de birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Yarın yeniden yeni bir günde güne merhaba demek için burada olacağız. Görüşmek temennisiyle, hoşçakalın.